Bu kanalı uzun süredir izleyenler biliyorlar. Benim size bir sözüm var. Eğer piyasadaki gelişmeler yatırım tezimin tam tersine gelişiyorsa bunu ilk benden duyacaksınız ve gerekiyorsa döneceğiz. Çünkü biz burada haklı çıkmak için yokuz. Biz burada para kazanmak için varız. Bu çerçevede baktığımızda 2024 ocağın hiç de beklediğim gibi başlamadığını net söyleyebilirim. Benim 2024 beklentilerimi anlattığım şu videoda söylediğim şuydu. Ocak ayı bence iyi geçecek. Şubat, Mart'ta düzeltme bekliyorum ama yıl genelinde S&P 500'ün 5200-5400 aralığına doğru gideceğini düşünüyorum. Şimdilik tezim doğru değil. Ocağı çünkü gerçekten çok kötü başladık. Ve eğer bu hafta da kötü giderse Ocak kötü başlama rekorlarına rekorlar eklemiş olacak. Bu durumda yatırım tezimizi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama hemen bazı ezbercilerin atmaya sevdiği başlıklardan birini atıp ayı piyasasına girdik demek istemiyorum. Çünkü şu ana kadar gördüklerimiz daha ziyade bir teknik düzeltme seviyesinde. Oldukça sert bir teknik düzeltme ama hala teknik düzeltme seviyesinde ve hala piyasalara umut dolu bakmak için nedenlerimiz var. Fakat çok gerçekçi bir analiz sunacağım size. Bu gerçekçi analizin sonunda kararlarınızı siz vereceksiniz. Bu hafta Haddini Aş Kulübü üyelerine ilk kez bu uyarı geçtim. Cuma günü ve dedim ki Dikkatli olma zamanı, hedgeleri sıkılaştıralım, stop lossları sıkılaştıralım. Belki biraz kenarına kit atmakta fayda olabilir çünkü ortalık biraz karışık. Öte yandan bugün bir de dikkat vardır mutlaka beyaz saati saatimi taktım. Bu saatin anlamı ne? Tasarrufa geçme zamanı. Neden tasarrufa geçme? Belki de piyasa bize bu sene o kadar gülmeyecek. veya da daha önemlisi belki de piyasa bize bazı buy the dip yani dibi satın al fırsatları sunacak. Ben de o fırsatlara girerken nakit olmayı tercih ediyorum. O yüzden de tasarruf moduna geçtim. Evet size için bomba gibi bir video hazırladım. Çok yoğun bilgi var bu videoda ve kararınızı vermenize yardımcı olacağım. Kendi kararımı en azından şimdilik takip etmek istediğim kararı da anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Hisse senedi piyasalarına gelene baktığımızda son 20 yılın en kötü başlangıçlarından bir tanesi yapmış durumdayız. Dürüst olmak gerekirse ilk 4 gününde yılın düşüş devam etti. Geçen sene son günde düşmüştük hatırlıyorsanız. Bu da bizim şu videoda anlattığım Ocak barometresinde başımızın dertte olduğunu söylüyor. Neydi Ocak barometresi? Noel Baba rallisinin yaşanması gerekiyor. Yaşanmadı. İlk 5 günün iyi geçmesi gerekiyor. Pozitif yani her günün değil toplamın. Ama ilk 4 günde bayağı negatifiz. Bugün acayip bir rally yapmazsak o da gitti. Üçüncü bir konu kalıyor. Ocak iyi geçecek mi geçmeyecek mi? Ocağın toplamı da kötü geçiyorsa barometre aşağı barometre aşağı gidince de hisse senedi piyasasının o sene iyi performans göstermeme ihtimali gayet yüksek. Başlangıçta bu şekilde gözüküyor. Twitter'da biraz göz gezdirdiğimde de sürekli ayı yani perma bear olanların oldukça korkutucu saatlerini görüyorsunuz. Mesela bu yıl Ocak'ta yaşanan düşüşü 2008 Ocağı'ndaki düşüşe benzetenler var. Bu tabi çok ürkütücü çünkü 2008 korkunç geçmişti. 1999'a benzetenler var. 1999 da korkunç geçmişti. Biraz ürkütücü olduğunu kabul etmekte fayda var. Bir de ürkütücü haber akışı bir türlü bitmiyor. Geçen hafta bahsettiğimde bahsettim. Apple sürekli downgrade alıyor. Apple downgrade alınca bütün S&P 500 aşağı çekiyor. Sürekli bu tip köpütü haber akışlarımız var. Hisse senetleri bazında veya endeksler bazında. Benim bu yıl en korktuğum yer Çin biliyorsunuz. Çin'den yine kötü haberler var. Ben bu videoyu hazırlarken Çin Hang Seng borsasındaki düşüş %1.78'i buldu. Yine Twitter'da bir hesap bu Çin borsasının yıllardır gelen alt yükseliş trendini kırdığı anlamına geliyor. Trend nereden geliyor? Ta 2004'lerden beri oldukça ürkütücü. Düşüşün arkasında iki sebep var. Bir Amerikan borsasında olanlardan korkuyor tabii Çin. İkincisi Çin'in kendine özgü sorunları var. Büyüme bitmiş durumda disenflasyon yani enflasyon düşüşü hatta deflasyona yakın bir yerde gidiyorlar. Bir de Çin hükümeti rahat durmuyor. İşte bu hafta Tayvan'a yine gemiler yolladı. Böyle biraz ürkütücüydü o. Ayrıca oyun pazarına çok regülasyon getiriyor. Bu da teknoloji hisselerini olumsuz etkiliyor. Hang Seng'de yaşanan düşüşü görüyorsunuz. Tabii burada ekonomistlerle de biraz dalga geçmem lazım. Benim arkadaşlarım da var bunların arasında. Çin bütün dünyayı geçecek. Çin Amerikan ekonomisinden büyük olacak vesaire diyorlar yıllardır. Oysa trend tam tersine gelişiyor. Çin ekonomisinin Amerikan ekonomisine göre Göreceli büyüme endeksi bu görüyorsunuz düşüşe geçmiş durumda 2020 yılından beri. Bu da böyle araya bir not olarak girsin. Peki düşüşten ne seviyede baktığımızda 4 temel endekse? Russell'da düşüş %3.24'ü buldu. Bu beni bayağı şaşırttı açıkçası. Ben çünkü bu sene küçük hisse senetlerinin daha iyi gideceğini düşünüyorum. Geçen sene son iki ayda muazzam bir performans çizmişlerdi. Nasdaq %1.44'lük düşüş var. Buna süper şaşırdım söyleyemeyeceğim. Çünkü hatırlayın Nasdaq yüz geçen seneyi çok yükselişle tamamlamıştı. Bu biraz Düzeltme bölgesi kaldı ki son gün şöyle hafif bir kafede yukarı doğru kaldırdılar. S&P 500'de 0.96'lık düşüş var. Dow Jones'da ise 0.72'lik düşüş var. Yılın ilk 4 gününde yani aslında hissettiği kadar korkunç bir düşüş yok. Neye göre? Geçen senedeki yükselişlere göre. NDX'e baktığımızda geçen sene yükseliş %51, e, oradan biraz geri çekiliyoruz. S&P 500 %23 yükselmişti. Dow Jones'daki yükseliş %13.68. Russell'daki yani küçük hisse senetlerindeki ise %12.71'di ama dikkat ederseniz bu yükselişlerin özellikle Russell ve Dow Jones'daki yükselişlerin neredeyse tamamı Kasım rallisiyle gelmişti. Onların bir kısmını geri veriyoruz. Böyle baktığımızda bir teknik düzeltmeden bahsedilebilir. Nitekim S&P 500'e baktığımızda sadece 7 gün ortalamayı aşağı doğru kurdu. 20 30 50 ve 200 günlüklerde durduğu yerde duruyor hepsinin üstünde şu anda. Nazlak'ta biraz daha sert bir durum var. 7 günü ve 20 günü kırmış durumda. 30-50 ve 200 yerinde duruyorlar. Russell'da sadece 7 günlüğü kırdı. 20-30 ve 50'nin epey üstündeyiz. E bütün bunlara bakınca da bu bir düzeltme hala. Çünkü endeksler 20 gün, 30 gün, 50 gün, 200 günlüklerin üzerine hala duruyorsa bu bir düzeltme bölgesidir. Öyle ayı pazarına girdiğimiz anlamına kesinlikle gelmez. Peki düzeltmeyi neden yaşıyoruz? Bunun iki sebebi var. Bir tanesi kar alma. Açıkçası yılın ilk 2 gündeki satışlarını buna yorumlamıştım. Çünkü geçen sene çok karlar edenler var. Yıl sonunda bunları satmak istemediler. Vergi ödememek için o yüzden bu yılın ilk başında biraz satışa geçtiler. Senetlerden bir tanesi bu. Bu ile beraber aynı zamanda sektörel rotasyon da gerçekleşiyor. Yılbaşından beri baktığımızda teknoloji hisselerine en ağır darbeye alan hisseler olduğunu görüyoruz. %4.34. Buna karşın sağlık sektörüne mesela ciddi yukarı doğru gidiş var. %2.01. Yine kamu hizmetlerine 1.89. Enerjide %1. Finansal hizmetlerde 0.40'lık yukarı doğru tırmanış var. Yani geçen sene çok kapara kazanan sektörlerden bir miktar çıkış yaşanıyor. Onun bir bölüm belki yine nakite gidiyor. Çünkü Amerika'da manifantlarda fund fundlarda, para fonlarında da biraz artış var yılbaşından beri. İnsanlar biraz tedbir alıyor herhalde ama ciddi bir bölümü başka sektörlere doğru rotasyon gösteriyor. Sektör rotasyonu ayı pazarlarında gerçekleşmez. Ayı pazarlarında topyekün satışlar gerçekleşir. Bu yıl yanılmıyorsam yılın 3. günde öyle bir topyekün satış vardı bütün endeksleri aşağı alan. Ama onun dışında genelde rotasyonda gidiyoruz hala ve bir dengeleme halindeyiz. Yine bu da bize bir ayı piyasasında değil bir boğa düzeltmesinde olduğumuzu gösteriyor olabilir. Çok kesin konuşmamak lazım ama ilk 4 günde bunu çıkarabiliyoruz. Bu arada bu tip analizleri ben Seeking Alpha üzerinde yapıyorum. Seeking Alpha'yı bir hafta size ücretsiz kullanmak isterseniz linki aşağıda. Fakat borsaları esas korkutan konu Amerikan 10 yıllıklarında faizlerin artıyor olması. TNX endeksinin yukarı doğru gittiğini görüyoruz yılbaşından beri. Oysa geçen sene Ekim Kasım'dan beri ciddi bir düzeltme halindeydi. Amerikan 10 yıllıkların faizleri neden artıyor? Piyasada çünkü tekrardan acaba FED faizleri düşürmez mi endişesi başlamış durumda. Bunun en temel sebebi de iş gücü pazarına yaşananlar. Ben bu tartışmaların olacağına zaten emindim. Fakat ben bunları Şubat Mart'ta bekliyordum. Çok erken şekilde bunlar tartışılmaya başlandı. Ben şu anda aslında fiiliyatta olana baktığımda bu tartışmaların çok boş olduğunu düşünüyorum. Ama mühim olan benim düşündüğüm değil piyasanın tamamının ne düşündüğü ve gelen haberlerin ne yönde değerlendirmek istediği. Kar alma ve rotasyon içgüdüsüyle harekete geçen Wall şu anda gelen haberleri olumsuz değerlendirmeyi seviyor. Ve 10 yıllık faizlerdeki şu hafif yükselişi süper kötü değerlendirip hisse satışlarına yansıtıyor. Nitekim baktığımızda Fed Watch Tool'da yani Fed'in bir sonraki toplantılarda ne karar vereceğini analiz etmeye çalışan aracımızda bazı olumsuzluklar görüyoruz. Mesela Ocak sonu itibariyle Fed'in faizleri düşürme ihtimali vardı. %17.6 idi bu bir hafta önce. Yeni yıldan önce acayip iyimserdi piyasa. O nokta inmiş durumda. Bu biraz morallerin bozulduğunu gösteriyor. Daha önemlisi ama Mart. Mart'ta indirim olacağına piyasa çok emindi. %73.4 ihtimalle 25 bas puan, hatta %15.1 ihtimalle 50 bas puan yani toplama baktığımızda 80 bas puan indirim tahmini vardı. O nerelere indi? 50 bas puan %3.8'e indi. Sonra biraz yükseldi %4.1'e. 25 bas puan ise %60 ihtimali indi. Sonra acık yükseldi %64'e. Böylece ne oldu aslında? Borsa faizlerin mart ayında inmeyebileceğini puanlamaya başladı. Temel sebebi bu ne bunun? İstihdam piyasasında yaşananlar ve bence burada süper bir yanlış anlama var. Şimdi korku şu, eğer istihdam piyasası çok canlıysa enflasyon tekrar coşabilir çünkü insanların harcayacakları para artıyor, bu da enflasyona yansır. Nitekim Cuma günü gelen veride de beklentinin üzerinde Amerika'da yeni işlerin istihdamlarının yaratıldığı ortaya çıktı. Fakat ben detaylara girdim, hemen o gün bir canlı yayın açtım ve orada bazı detaylardan bahsettim. Şimdi de o analizi azıcık daha derinleştireceğiz ve göreceğiz ki aslında Amerika Birleşik istihdam piyasası çok ciddi şekilde zayıflıyor. Ve FED eğer benim gördüklerimi görüyorsa Mart'tan önce bile faiz indirimi yapmak zorunda kalabilir. Çünkü FED'in unutmayın aslında iki temel önceliği var. Bunlardan bir tanesi enflasyonu düşürmek, diğeri de istihdamı belli bir seviyede tutabilmek. İstihdam kuvvetli gibi gözüküyor. Son dönemlerin en düşük işsizlik verileri geliyor vesaire ama işin arkası öyle değil. Bir kere ilk bakmamız gereken yer istihdam nerede yaratılmış son ayda? İki tane temel sektörde. Bir tanesi sağlık hizmetleri ki sağlık hizmetleri devlet politikalarına çok etkilenen bir yer. FED faizlerine etkilenen bir yer değil. İkincisi de devlet kendisi çok eleman almış. Amerikan devleti bolca istihdam yaratmış. Üçüncü alanı ise konaklama ve eğlence sektörü. Burası ucuz iş gücünün çalıştığı bir hizmet alanı. Diğer bütün alanlarda neredeyse istihdam büyümesi ciddi şekilde yavaşladığını hatta bilgi teknolojilerinde ulaşım depolama gibi hizmetlerde ki bu bir önce göstergedir. Çünkü ulaşım ve depolamada istihdam kaybı varsa bu ekonominin yavaşlanana dair işarettir. Ciddi kayıplar var. Bu bize neyi söylüyor? Evet istihdam yüksek gibi gözüküyor ama bunun arkasındaki temel sebep devletin istihdamı yani Fed'in faizleri yüksek tutması aslında özel sektörü kırmaya başlamış durumda özel sektör eleman alımı da yavaşlıyor. Hatta bazı alt sektörlere baktığımızda mesela üretim gibi tamamen durmuş durumda veya geriye doğru da gidebiliyor. Fed'in bu detayı göreceğini tahmin ediyorum ben. Üstelik de daha evvel de bahsettiğim istihdam verilerinin akışında da bir sorun var. Geriye dönük verilerde de çok ciddi revizyonlar geliyor. Yani bize daha evvel yüksek bir istihdam raporluyorlar. Sonra bir sonraki ay bunu geriye doğru revize ediyorlar. Bakın yıl toplamında revizyonda ne kadar sert olduğunu burada görüyoruz. Şu grafik biraz daha net anlatıyor. Yıl içinde raporlanan istihdam verilerinden ne kadar geriye doğru revizyonlar yapılmış. Sadece Temmuz ayında biraz yükseltilmiş bu. Neden oluyor? Bu ister kötü niyete verin, isterseniz ölçüm metotlarındaki hatayı verin. Ama aslında Amerika'da istihdam şu ana kadar bize raporlanandan kötü gidiyor. İşlerin kötü gitmeye dair başka bir göstergede iş gücüne katılımda da bu ay azalma başladı. Bu beni endişelendiren bir göstergedir. Neden insanlar iş gücüne katılmayı düşünmezler? Çünkü iş bulamayacaklarına inanırlar. Orada da bir kırılma var. Son olarak yaratılan işlerin de çok büyük bir bölümü part-time yani yarı zamanlı işler. Şu yeşil olan gösterge bize part time işlerdeki artışı gösteriyor. Mavi çizgi ise full time yani bizim deyimimizde sigortalı tam zamanlı işlerdeki düşüşü gösteriyor. Yine bu da bir yavaşlama olduğuna dair işaret. Ve son olarak hep maaşlardan bahsediliyor. Maaşlar çok artıyor göreceli olarak vesaire diye. Öyle ama realde aslında ciddi bir artış yok. Evet biraz bir toparlanma var. Şu göreceli artış bu real artış yani enflasyon düzeltilmiş hale baktığımızda. Bu da yine istihdam piyasasının enflasyonist olmadığını gösteren başka bir gösterge. Bu durumda FED eğer bu detayları analiz ediyorsa faiz indirimlerini bir an önce konuşması gerekiyor. Çünkü iki misyondan bir tanesi olan istihdamda sıkıntı büyüyor gibi gözüküyor. Ve eğer Fed bunu yapmazsa Amerika pekala resesyona girebilir. Şimdi burada hemen hocam siz Amerika resesyona girmeyecek demiştiniz. Şimdi görüşünüz mü değiştiriyorsunuz var? Ben 2023'te kesinlikle girmeyecek dedim. Kesinlikle girmedik. Acayip de güzel bu sayede paralar kazandık. Şimdi 2024'te nasıl gözüküyor? Hala Amerika resesyonda değil, hala istihdam kuvvetli ama kırılmalar var ve bundan sonra Fed'in yapacakları önemli. İşte piyasa burada şu anda kafası karışık. Çünkü bir yandan istihdam kuvvetli diye düşünüyor ama derinlere baktığımızda aslında pek de öyle bir resim yok. Bu sefer de FED neyi görüyor? FED de karar verecek endişeleri başlıyor. Bence bunların büyük bir bölümü gürültü. FED'in bu raporları gördüğüne eminim. FED'in bundan sonra faiz artış ihtimali sıfırdır. FED'in bundan sonra faizi düşürmeme ihtimali sıfırdır. Bence Mart ayına da bir indirim geliyor. Ve hatırlarsanız bir önceki videomda FED'in bu yıl 3-4 kez 25 bas puan indirimler yapacağını, yani 100 bas puanlık bir indirimi düşündüğümü söylemiştim. Son gelen veriler bu görüşümü değiştiriyor. Daha fazla indirim de olabilir. Burada şimdi önemli olan Fed'in nasıl bir zamanlamayla ve nasıl bir iletişimle bunu anlatacağı. Eğer resesyona izin verip bu istihdam verileri daha fazla kırıldıktan sonra indirim yaparsa borsalar aşağı doğru gider. Neden? Çünkü piyasa panikler galiba kötü bir şeyler var diye. Fed şu anda mümkün olan en erken şekilde yanılmıyorsam kabaca 3 haftamız var bilaki FOMC toplantısına. Hatta ondan önce belki Pablo'nun katıldığı bazı toplantılarda şunu dile getirirse biz enflasyonun yavaşlamadan çok çok memnunuz. Faiz indirimlerini bayağı düşünüyoruz derse de işler olmaya doğru tekrar dönebilir. O yüzden artık kritik bir noktadayız ve kesinlikle 2023 yılında olduğum kadar iddialı değilim. Ben 2023 yılında süper iddialıydım. Bunda iki sebebi vardı. Bir tanesi enflasyon düşeceğine çok inanıyordum ve FED faiz politikalarının yıl sonuna doğru gevşeceğine inanıyordum. İkincisi de hisse senetler çok ucuzdu. Bu sene ise hisse senetleri çok ucuz değil. Çünkü geçen sene özellikle Nasdaq'ı ciddi bir rally yaşamış durumdayız zaten. Ve öte yandan Fed'in ne yapacağı ile ilgili tartışmalarda gittikçe daha ilginç bir hal oluyor. Bu öldük bittik anlamına mı geliyor? Hayır ama belirsizlik artıyor. Borsa belirsizliği sevmeyince bir de kar alma, sektör rotasyonu duygusu bir yere gelince biz işte biraz zarar görüyoruz bundan. Öte yandan CNN'in yayınladığı ünlü bir greed index var. Yani insanlar ne kadar hırslılar diye. O geçen sene sonuna doğru extreme greed'e geçmişti. Yani insana acayip hırslıydı, acayip açgözlüydü borsa konusunda. Şimdi greed'e dönmüş durumda. Hala demek ki alım isteği yüksek. Nasıl ölçüyorlar bunu? Bir pazarı momentumuna bakıyorlar. Burada 125 günlük Ortalamaya bakıyorlar. Onun üzerine kaldığımız sürece extreme greed yani çok hırs var diye düşünüyorlar pazarda. Stock price index yani burada baktıkları New York borsasında hisselerin 52 haftalık en üst seviyede olma ortalamaları orada da durum gayet yüksek gözüküyor. Stock price breadth yani bu da acaba bu yükseliş hisse senetlerine eşit şekilde yayılıyor mu? Orada da hala yüksek. Şöyle bir hafif boynumuzu Aşağı doğru kırsak da put call options put options yani gelecekte hisselerin düşeceğine olan inanç call options gelecek hisselerin yükseleceğine olan inanç burada hafif bir yukarı doğru put opsiyonlarda artış görüyoruz ama hala oldukça fazla call opsiyon ağırlığı var piyasada bundan dolayı zaten greed demişler. Pazar değişkenliği market volatility buna işte biz ikna korku endeksi derler bunun göstergesi olan VIX hala sakin bir yerde geçen hafta borsa epey sert dalgalanmasına rağmen ciddi yukarı doğru gitmedi bunun anlamı şu. İnsanlar bir miktar put option alıyorlar belki ama call optionları henüz pek satmıyorlar. Buradan dolayı neutral yani belirsiz demişler biraz ama hala aslında oldukça olumlu bir yerdeyiz. Özellikle son gün tekrar aşağıya doğru VIX'in kafayı kırdığını görmek de yine sevindirici. Ve son olarak da safe haven demand yani güvenli ise senetlerin güvenli varlıkları olan istekte artış var mı? Geçen seneden beri çok sert düşüş yaşandı. Şimdi yılın başından biraz hafif bir artış var. Ama yine Cuma günü borsanın yine hafif bir düşüş yaşandı. Yani henüz CNN'in gösterdiği grid endekste de ciddi sıkıntı yok gibi. Bu da yine bize bir düzeltme içinde olduğumuzu gösteriyor. Tabii bu grafikleri çok da fazla aldırmamak lazım. En de sonunda ana haber akışları bize hep daha çok etkilerler. Beni çok sevdiğim bir hesap var. Cameron Dawson. Twitter'da da takip ediyorum. Youtube'da da. Enteresan da benim efendi. Şu anda bir hedge fund yönetici bir zamanlar balerinmiş ama. Çok hoş bir slide sunmuş. Diyor ki bazıları için triple tap olan yani üçlü tepe olan bazıları için de cup and handle'dır yani fincan ve kulptür. Teknik olarak baktığımızda triple tap yani üçlü zirve tehlikelidir genelde. İşte S&P 500'den Nasdaq'ta orada mıyız? Sert bir düşeceğiz. Hep korkuları var piyasada ama bir anda da bunu biraz daha büyük bir resme oturttuğumuz zaman aslında pekala bir nerede olabiliriz? Bir fincan kulp gibi bu son derece boğa bir formasyondur. Orada olabiliriz diyor. Buradaki karşılaştırmada da büyüme hisseleri değer hisseleriyle karşılaştırılmış. Ve diyor ki büyüme hisselerine belki de hala fincan kulp inşasındayız. Yani daha yukarı doğru gideceğimiz çok yer olabilir diyor. Neden bunu paylaştım? Bu grafiklerde insanlar acayip çok okumalar yapıyorlar. Ben de tabii ki okumaya çalışıyorum ama o kadar çok indikatör var ki ve o kadar farklı yorumlama şekilleri var ki. Ve bir yandan da zaman aralığınızı değiştirdiğinizde işler değişebiliyor. Yani sırf 2020'lerden beri yaşananlara bakacak olursak çok korkutucu bir üçlü tepe var. Ama grafiği böyle 2000'e uzattığımızda da böyle muazzam bir kitaplara girecek seviyede bir fincan kulp formatı var aslında. Hangisi inanacağınız açıkçası size kalmış. Ben hala bunun daha doğru olduğuna inanma eğilimindeyim. Evet, kabaca vaziyetler bu. O halde özetleyelim. Ne düşünüyorum? Kesinlikle beklediğim gibi gitmiyor Ocak. Ürkmemizi gerekecek çok sebep var. Ocak barometresinin 3 kaleminden biri kırıldı. İkincisi de bugün belli Ocak. Bugün acayip sert bir yükseliş gelmezse onu da kaybediyor. Bir tek geriye Ocak ayının toplamı kalıyor. Ocak barometresi kötü gidince borsaların kötü gitme eğilimi de yükselir. Buraya kadar net. Noel Baba ailesini yakalamamış olmamız son derece kötü bu da net. Çin'den gelen haberler hiç de olumlu değil bu da net. Ama temele baktığımızda Amerika'da enflasyon düşmeye devam ediyor. Ben Aralık ayında düş devam edeceğini Ocak Şubat'ta süper şiddetleneceğini düşünüyorum. Bunun temel sebebi de aslında baz etkisi daha sonra bahsedelim ondan ve kiralardaki düşüşler. Bu nedenle FED'le ilgili korkuların gerçekçi olmadığını FED'in de bunları okuyabileceğine inanıyorum. Ama bu FED, bu bizim kararımız değil FED'in ne yapacağı. O yüzden biraz daha tedbiri gitmekte fayda var. Ve son olarak da unutmayın, ekonominin nasıl gittiği çok önemli değil. Borsa ne düşünüyor gelecekle ilgili ve borsanın büyük oyuncuları nasıl pozisyonlar almak istiyorlar, bu çok çok önemli. Ben hep bunu okumaya çalışıyorum, bunu takip etmeye çalışıyorum yılbaşından beri olanları hala mantığında bir yere oturtuyorum. Ama önümüzdeki 2-3 hafta çok kötü giderse o zaman kesinlikle pozisyonları değiştireceğiz. Bizim model portföyümüzde pozisyonlarda ne gibi değişiklikler yapacağım, neler yapmayı düşünüyorum onları sürekli olarak YouTube katıl ve haddini aç kulübü üyeleri zaten paylaşıyoruz da YouTube'a katıla gelin. Bu hafta ayrıca haddini aç kulübü üyeleri ve YouTube katılın en üst seviyesindeki üyelerle bir de canlı yayın yapacağız. Haftanın ortalarına doğru biraz daha görelim endeksler ne yapıyor. Ve orada da canlı değerlendirmelerde bulunacağım. Henüz katılmadıysanız YouTube'a hemen gelin katılın. Tavsiye ediyorum. Durumlar böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Henüz S&P 500 yıl sonu 5200-5400 aralığı fikrimde bir değişim yok. Ama bir hafta önceye göre o fikrine biraz zayıflama var mı? Evet var. Durum böyle. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.